Merhabalar değerli dostlar, Edebiyat Kokusu'ndayız. Bu bölümümüzde dilimiz döndüğünce haddimiz olmayarak Nesim'den konuşmaya çalışacağız. Bu bölüm konuğum çok değerli dostum Kadir Simen. Kadir hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Nesim Kimde'den başlayalım istersen. Ondan önce o güzel beytine de değinelim. Gel berükü sağımı salatın kazası var, sensiz geçen tek bir günün kazası yok. Yani namazla orucun kazası var ama sensiz geçen tek bir günün kazası yok. Kazası yok, evet. Böyle bir adam konuşacağız yani. Evet, şimdi Nesim'i konuşmak tabii ki bizim haddimize değil. Biz de dilim senin dediğin gibi dilimiz döndüğünce Nesim'i anlatmaya çalışalım. Şimdi Nesim'in gerçek adı, yani daha doğrusu adlarından bir tanesi İmamüddin Nesim'i. Asıl adı, bilinen asıl adı Ali'dir. Seyyid Ali diye geçiyor. Biliyorsun seyyidlik peygamber soyundan gelen insanlara verilen unvanlardan biridir. Peygamber soyundan geldiği için Nesim'in adı Seyyid Nesim'i olarak anılıyor. Burada Nesim'i anlatmadan önce karıştırılmaması gereken bir nokta var. Bu da nedir? Anadolu'da yaşamış Kul Nesim'i adında bir şair daha var. İkisinin şiirleri çok fazla karıştırılıyor. Kul Nesim'den ziyade Seyyid Nesim'in dili oldukça daha ağır. Yani çok çok fazla ağır. Burada şunu söyleyebiliriz. Çünkü Seyyid Nesim'in doğduğu yerler hakkında zaten çeşitli rivayetler var. Mesela Latifi'ye göre Tezkire'de Bağdat civarında doğduğunu söylüyor. Onun dışında Aşık Çelebi'ye göre Diyarbakır, Rıza Kulihan Hidayet'e göre Şiraz. Bunun dışında Azerbaycan'da bir şehir vardı, söylemiştin. Şamahı'da doğduğu mesela rivayet ediliyor. Mesela o da Nesim'in doğduğu yerler arasında gösteriliyor. Tabii bu şehirlerde doğması münasebetiyle elbette o Orta Doğu coğrafyasının kültürünü solumuştur. O zamanlar günümüzde nasıl entelektüel olmanın şartı işte birkaç dil bilmekse, o zaman da elbette Arapça, Farsça ve Türkçe'ye aynı oranda muktedir olmak gerekiyordu. Evet. Belki Kul Nesim'i ile Seyyid Nesim'i ayırmak için ve Seyyid Nesim'in şiirlerinin dilinin daha ağır olması münasebetiyle bunu söyleyebiliriz. Yani Arapça, Farsça ve evet. Türkçe'yi çok iyi biliyor. Zaten eserlerinde gördüğümüz Arapça ve Farsça tamlamaların çok fazla olduğu, çok fazla kelime kullanıyor. Çok duru bir Türkçesinin olduğunu söyleyemeyiz. Yani bunun da sebebi kullandığı kelimelerin yoğunluğu. Bunun dışında Farsça, sadece Farsça olarak yazdığı eserleri, sadece Arapça olarak yazdığı eserleri de mevcut. Ama biliyorsunuz Nesim'i Azeri. Şamaha'da doğuyor. Şamaha'da doğduğu rivayeti daha güçlü bir rivayet. Zaten Azerbaycan'da Nesim'i çok fazla sahipleniyorlar. Hatta okuduğum bir yazıda Nesim'in adına bir metro istasyonunun verildiği, şu anki Türk Dil Kurumu, Türkiye'deki Türk Dil Kurumu'nun eşdeğer muadili bir kurumunda Azerbaycan'da Nesim'i enstitüsü olarak geçtiği biliniyor. Yani bu kadar değerli bir isim Azeriler için. Yedi ulu ozandan biri Azeri. Azeri Türkleri için 7 ulu ozandan biri olarak kabul ediliyor. Nesim'i çocuk yaştan beri eğitim almaya başlıyor. İşte Feleki, Nizami, Hakani gibi isimlerin eserlerinden çok fazla etkileniyor. İleriki yıllarda da şiir bazında özellikle şiir ve dini tasavvufi şeye yöneliyor. Burada özellikle Celaleddin Rumi'den, Sadi'den ve Feridüddin Attar'dan çok fazla etkileniyor. Özellikle bunların dünya görüşü vesaire. Bunlarda ortak bir nokta, üçünde ortak bir nokta var. O dönem sufilerinde, batı kaynaklarında, altını çiziyorum, batı tarihçilerin kaynaklarında panteizm etkisinde kaldığı söyleniyor. Yani panteizmin etkisinde çok fazla bu sufilerin kaldığı söyleniyor. Bunların, Rumi'nin de, Nesim'in de panteizmden çok yoğun bir şekilde içinde durduğu söyleniyor. Elbette yani bu noktada panteizm sonuçta içinde ilahiyet barındırmayan bir akım ve oryantalist bakış açısına göre panteizm denmesi çok normal. Hani işin içinden İslam'ı ve mistizmin İslam'a yönelik olan tarafını çıkarıyorlar ve buna panteizm diyorlar. Nesim'i tasavvufla ilgilenen birçok şairi de panteist olarak görüyorlar zaten. Şimdi bunun temeli Nesim'deki en belirgin özelliklerden bir tanesi nedir? Vahdet-i vücut. Vahdet-i vücudun İslam'daki adı bu. Avrupa'da buna Spinoza'nın dediği şey panteizm. Şimdi Spinoza, bu adam özellikle İspanya'daki görüşlerden, özellikle Emevilerin görüşlerinden, yani Endülüs İspanyası'ndan doğan bir görüş vardır. Bu da nedir? Muhyiddin İbn Arabi'nin vahdet-i vücut denen bir anlayışı ortaya koymuştur. Ama Muhyiddin İbn Arabi de vahdet-i vücudu geçirmemiştir. Bunu daha sonra Sadreddin Konevi geçiriyor bunu. İsmini geçiriyor. Zaten Sadreddin Konevi dediğimiz insan da kimdir? İbn Arabi'nin üvey evladıdır. İbn Arabi Anadolu'ya seyahatler yapıyor. Bu seyahatler esnasında Sadreddin Konevi'nin annesiyle evleniyor. Bunun işte yetiştirdiği en büyük öğrencilerinden biri tekrar Konevi'dir. Ve Konevi vahdet-i vücudu
tamamen açıklayan, eserlerinde açıklayan isim olarak kabul ediliyor. Her ne kadar temelini atan kişi İbn Arabi olsa da açıklayıcısı Konevi olarak kabul ediliyor. Panteizme göre Tanrı evren kadardır. Yani evreni sağabilir. Vadedi vücutta ise tam tersi. Evet, doğadaki her şey Tanrı'dır. Tanrı'nın bir yansımasıdır. Özellikle altını istiyorum. Tanrı'nın bir yansımasıdır. Onun bir ürünüdür diye kabul ediliyor. Ama la mekan anlayışı. Yani nedir? Tanrı'nın herhangi bir mekanı yoktur. Allah'ın bir mekanı yoktur. Yeri göğü bilinmez. Evet, yeri göğü bilinmez. Yani bir herhangi bir mekana sığdıramıyorlar. Ama batılı kaynaklarda panteizmde tam aksine Allah evren kadardır gibisinden bir ifade kullanılıyor. Ve zaten birçok İslam'da sapkın olarak kabul edilen düşünce buraya temeli buraya dayandırılıyor. Buradan çıkan bir şey var. İşte bu evrendeki yansımanın da asıl çıkış noktası yani vadedi vücutta nedir? Belirli bir dönem İslam alimleri Yunan felsefesiyle çok fazla karşılaşmıyorlar. İşte İslam ilerledikçe ve coğrafyası genişledikçe Yunan düşünürlerle de bir şekilde iletişime geçebiliyorlar ya da onların yazdığı eserlerle haşır neşir olabiliyorlar. Burada Platon'un idealar dünyası devreye giriyor. Yani idealar dünyasında bir evren vardır ve şu an yaşadığımız evren asıl evrenin yansımasıdır. Hatta bazı kaynaklarda Platon'un peygamber olarak geldiği rivayetleri vardır. Tabii ki bunlar rivayet, herhangi kesin bir kaynak yoktur. Ama Platon'un düşüncelerini de buraya şey yapanlar var, dayatanlar var. Şimdi İbn Arabi'nin düşünceleri daha sonra Saadettin Konevi'ye dayanıyor ve ileriki dönemlere tekrar bu gelişiyor. Buradaki vadedi vücut kelimesindeki vücut kelimesi çok önemli. Vadet, evet, birlik. Vücut kelimesi burada varlığı temsil ediyor. Şimdi esas ve mutlak varlık Allah olarak kabul ediliyor burada. Esas ve mutlak varlık Allah'tır deniyor ve bunun dışındaki her şey onun yansımasıdır. İşte bu da dediğim gibi Platon'un idealar dünyasına bir bir geçiş ya da ondan bir etkilenme. Ondan önce şunu da söyleyebiliriz. Bu panteizmin içindeki duruş, mistizmin ve ilahiyatın içinden çekilmiş hali belki gnostik olarak da açıklayabiliriz. Yani batılı kaynaklar gnostik ismi de veriyorlar. Hatta Sartre'nin bu varoluşçuluğun içindeki hümanizmi, yani dini bir kenar bırakıp hümanizmi ön plana almasını da temellerini buna dayandırabiliriz ki o zaman da panteizmin içindeki hümanizmayı ele almışlardır aynı şekilde. Evet. Nesimi'nin biraz daha şiir anlayışına dönerim. Nesimi biliyorsunuz Enel Hak demiştir. Hak Allah'ın 99 adından bir tanesi. Bunun gibi Nesimi gibi daha önce bu söyleyi söyleyen biri vardır. Bu da Hallacı Mansur'dur bilindiği üzere. Yani aslında bu meselenin temeli tekrar Hallacı Mansur'dan geliyor. Hallacı Mansur'a göre vadedi vücudun, yani Hallacı Mansur'dan en büyük farkı, Hallacı Mansur Enel Hak diyor. Enel Hak'ın anlamı da, yani vadedi vücuttan farkı da, vadedi vücuda diyor ki kirşi Allah, her şey Allah'tır diyor. Burada da kirşi fi Allah, u kirşi min Allah. Her şey Allah'tadır ve her şey Allah'tandır diye aktarıyor Hallacı Mansur. İşte Nesim'de en büyük farkı çok ufak bir söyleyiş. Yani aralarında kısacası çok büyük bir fark yok diye söylüyor. Ama Hallacı Mansur'un da asılmasının sebeplerinden bir tanesi, daha doğrusu asıl sebebi, görünmeyen yüzü, özellikle Abbasiler döneminde yapılan haksızlıklar vesaire, adaletsizliklerden dolayı Hallacı Mansur etrafında insanlar topluyor ve bu görüşleri yaymaya başlıyor. İşte Abbasi halifesi vesaire bunlardan çok fazla rahatsız olduğu için bu şiirleri bahane göstererek Hallacı Mansur'u astırıyorlar. Çünkü o dönemde bunun gibi yazılmış başka şairler de bu tarzda şiirler yazıyor ve bunları çok fazla dokunmuyorlar. Burada Louis Messig'in olması lazımdı. Zaten Nesimi'yi Hallacı Mansur'un devamı olarak görüyor. Yani batılı kaynaklarda bunu görmek mümkün. Nesimi hayatına, üslubuna döneceğiz. Ondan önce istersen en ünlü şiirlerinden biri olan Sığmazam şiirini konuşalım. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihane sığmazam. Gövher ila mekan menem, gövünü mekane sığmazam. Yani burada iki dünyanın onun içinde sığdığını söylüyor. Yani hem bu dünya hem ahiret. Tüm unsurlarıyla Nesimi onun kendi ruhuna sığdığını söylüyor. Ama bu dünyaya sığmıyor. Burada deminden beri konuştuğumuz tasavvuf, vahdet-i vücut ve bunun yansımaları, nüanslarının ötesinde şunu görebiliyoruz. Nesimi kendisini bu şiirde Allah'ın bir zerresi olarak görmüştür. Yani Allah'ı, kendisinin bütünü, kendisinde Allah'ın bir zerresi olarak görmüştür. Ve burada gövher-i la mekan
dediği zaman da mekansız olan Allah, Allah'ı nitelendiriyor. Bunu da yine kendisine göre, yani kendisinin de mekansız olduğunu, yere göğe bu yüzden sığmadığını söylüyor. Önce söylediğim şey, pandeizmde Allah'ın belli bir mekana sığdırılması ama vahdeti vücutta Allah'ın herhangi bir mekana sığdırılaması. Gövheri la mekan benim diyor. Mesela burada hemen Nesim-i Şirin'de metafiziği görmemiz de mümkün daha birinci beytten itibaren. Kövnü mekandır ayetüm, zata gider bidayetüm, sen bu nişan ile beni bil ki nişane sığmazam. Yani varlık ve mekan benim belirtilerimdir. Çünkü burada kevni mekan diyor, varlık ve mekan. Benim başlangıcım ise zattır. Buradaki zatta da şunu görüyoruz. Zat dediği şey ete kemiğe bürünmüş hali. Yani kendisini Allah'ın ete kemiğe bürünmüş hali olarak görüyor. Ki bunu Yunus'ta da görüyoruz. Etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm. Hallacı Mansur Enel Hak olarak görüyoruz. İşte bir başka tasavvuf şairinde ve Cüneyt-i Bağdadi'de cübbemin altında Allah'tan başka kimse yoktur olarak görüyoruz. Yani bunun nüanslarını görmemiz mümkün. Ve sen bu nişan ile beni bil ki nişane sığmazam. Sen bu izi takip ettiğinde anlayacaksın ki ben hiçbir ize sığmam. Burada da bir gayb var. Bir gayb aleminden geldiğini veya tanımlanamayan bir alemden geldiğini ve yine izine rastlanamayacağını söylüyor. İnsan hani Bezmeles'te Kahru Bela'dan geldiği söyleniyor. Yani bu, burada bahsettiği şey tekrar Kahru Bela'da. Şimdi fena fillah denen şey de vardır. Allah'ta kaybolmak. Fena fil ilah diye aslında tam şey odur. Allah'tan kaybolma. Bu da zaten Nesimi'nin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bu. Biliyorsun salah makamı artık da sahufta en son cennetin kapısını arayan makamlardan biridir. Buraya ulaşmak için Nesim'in de tekrar gördüğü, öngördüğü şeylerden bir tanesi bu. Aynı şu an senin okuduğun şiirdeki gibi. Ne diyor? Bu salah makamına ulaşmak için nefisten, yani dünyevi olan her şeyden vazgeçmek gerekiyor. İşte bu şiirde de yanılmıyorsam bahsetmek istediği şeylerden bir tanesi de bu. Kimse gümanü zan ile olmadı hak ile biliş, hakkı bilen bilir ki men zanı gümana sığmazam. Burada da şunu söylüyor. Yani tasavvuf şairlerinin veya dervişlerin, sufilerin Allah'a yaklaşma şekli şüphesizdir. Çünkü kendi varlıklarını zaten Allah'ın varlığına bir delil olarak görürler. Eğer ben varsam, benim elim, kolum, bacağım, gözüm varsa ben zaten varımdır ve beni var eden şey Allah'tan başkası olamaz diyor. Burada aslında bu beyitte de hakkı bilen bilir ki şüphelerden sıyrılmıştır. Yani hakkı bilen şüphelerden sıyrılmıştır. Bunu tartışmaya gerek yoktur. Allah'ın 99 isminde zaten hepsi onun varlığına bir delalettir diyor ve devam ediyor. Surete bak vümaniyi suret içinde tanı kim? Cism ile can menem veli cism ile cana sığmazam. Şekle bak ve manayı şeklin içinde tanı. Yani bana baktığın zaman, şekle baktığın zaman biraz daha onun manasını kurcalarsan aslında benim şeklimin içinde yine onun varlığını görmen çok normal. Hani bunu zaten görebilirsin. Bunu görmeyenlerde bir anormallik ya vardır diyor. Hani kaba bir tabirle Allah sonuçta insanları ve kainatı yaratan Allah'tır ve tekrar insanlar ve kainat, doğadaki bir ağaçta, bir yaprakta, bir toprakta görebileceğimiz her şey sonuçta Allah'ın bir ürünüdür. Doğru değil mi? Allah'ın ürünü olarak görüyorlar. Bizler de aynı şekilde Allah'tan bir parçayız. Yani Allah'ın yarattığı bir şeyiz. Yani burada demek istediği şey şekil, bir araçtır. Evet, aynen. Şekil sadece bir araç. Asıl olan manayı bulmak için şeklin içini kurcalamak gerekiyor. Burada da biraz hurufiyle gönderme de yaptığını söyleyebiliriz. Hurufilikte bunu çok fazla yapıyor. Zaten hurufiliğin önderlerinden biri Nesim. Biraz da ona değineceğiz. Yaptığı şeylerden bir tanesi nedir? Kendini, insanı Elif'e benzetir. İşte gözleri H'ye benzetir. Burnu Lam'a benzetir. Ve Elif, Lam, H Allah'ın yazılışı, işte tekrar Allah'ın kendi vücudunda, insanın vücudunda zuhur buluşuna bir örnek olarak hurufiliği de savunan şeylerinden bir tanesi Nesim'i. Burada Nesim'in şiirine, sığmazam şiirine devam etmeden önce belki şunu da açıklamak gerekir. Divan edebiyatındaki sevgili tipolojisini. Şöyle bir şey var. Sevgili tipinde divan edebiyatında işlenen tüm şiirlerde sevgili tipi değişmez. Yani sevgili ille de kara gözlü, simsiyah göz taşımak zorundadır. Ela gözlü sevgili tipinden divan edebiyatında söz edemeyiz. Ve şunu söylemek gerekiyor. Divan edebiyatındaki sevgili tipinde sevgilinin saçlarından başlayalım. Sevgilinin saçları karma karışıktır. Farsça piç a piçtir. Yani karma karışık, iç içe geçmiştir. Ki Fuzuli
Aşiyanın mürgidiye zülfü perişanındadır. Kan da olsa meyperi gönlüm senin yanındadır derken o sevgilinin karma karışık olan, piça piç olan saçlarının arasında gönül kuşunun yuvası olduğunu söyler. Hani sevgilinin saçı o kadar karma karışıktır ki gönül kuşu ancak onun saçlarının arasında kendine yuva yapabilir, yuvası sanar. Ve sevgilinin saçlarının bu karma karışıklığı vahdeti temsil eden sevgilinin yüzünü kapatır. Sevgilinin yüzü ay gibidir, bembeyazdır. Bu vahdeti temsil eder. Sevgilinin saçları ise karma karışıktır ve bu yüzü kapatmaya çalışır. Bu da kesrettir. Burada bir tenakuz vardır, zıtlık vardır. Sevgilinin yüzü bembeyazdır, vahdettir. Saçları simsiyahtır, karma karışıktır. Bu da kesrettir. Yani küfürdür, kafirliktir, siyahtır. Aynı şekilde sevgilinin gözlerine baktığımız zaman sevgilinin gözleri simsiyahtır. Bazen bu çok bilinen siyahtan daha başka bir siyahtır. Yani ucu bucağı olmayan, evet ucu bucağı olmayan gecenin siyahı gibi Leyl. Arapçadaki Leyl. Leyla'ya da burada bir gönderme vardır. Leyla'nın gözlerine. Ahu. Yani Ahu'nun sahip olduğu gözler kadar siyah. Yine sevgilinin kaşları yay gibidir. Yani keman bizim dediğimiz gergin bir yay şeklinde. Evet, oraya geleceğiz zaten birazdan. Sen Nesim'in sevgili tipini açıklarken. Bu da aynı şekilde sevgilinin kirpikleri de işin içine girecek tabii. Biz yay derken sevgilinin kirpikleri de ok. Her biri bir oktur. Yani peykan. Sevgili her gözünü kırptığı zaman o gergin olan yaylar yani kaşlar bir ok çıkıp karşıdaki aşığının bağrına saplanır. Sevgili her göz kırptığında. Aynı şekilde sevgilinin yanaklarındaki gamze de yani o çukurda neyze olarak açıklanır. Bu da mızraktır. Oktan daha büyüktür. Daha kudretli bir gücü vardır. Bunun sebebi de sevgili göz kırptığı zaman aşığın bağrını deler. Tamam orada bir şerha açar, çizik açar ama sevgili güldüğü zaman aşığını öldürür. Mızraktır çünkü. Oktan daha kuvvetlidir. Ve sevgilinin burnu her zaman bu dünyada bulunamayacak kadar küçüktür. Bugün belki fındık burun diye nitelendirebiliriz onu. Evet. Zaten hani bu çok eleştirilir. Divan edebiyatındaki sevgili tipi neden bu kadar bu dünyada olmayan anormal bir tiptir? Manası zaten şudur. Leyla'dan Mevla'ya olan bir süreç olduğu için bu durum elbette ki sevgili bu dünyada biraz bulunamayan bir tip olacaktır. Biraz karikatürize edilmiş olacaktır. Biraz filigram halinde sunulması gerekir. Aynı şekilde sevgilinin dudakları yani ağzı da goncadır. Yani açılmamış güldür. Sevgili güldüğü zaman bu güle dönüşür. Bu da aşığına bir lütuftur. Dişler yine mercandır. Beyaz. Dudaklar lal. Lal evet şarap. Yanağındaki pembeli yine şarap olarak kabul edebiliriz. Ve çenesinde bir gap vardır. Çoğu şiirde bu geçer. Bu da Allah bu bezmeleste gelmemiz gerekiyor. Zaten Nesim'den konuştuğumuz için biraz da bunu açıklamamız gerekiyor. Allah ruhlar yaratılmadan önce bezmeleste soruyor. Elesti bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz miyim? Orada Rabbiniz değil miyim? Rabbiniz değil miyim? Orada kalu evet. Kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Tabii ki bizim Rabbimizsin. Diyorlar. Onaylıyorlar. Ve Allah orada işte insanlar yaratılmadan önce derler ki Allah orada insanlara aşk belasını verir. Madem bana olan aşkınızı bu kadar dile getiriyorsunuz, ben de sizi dünyaya gönderiyorum ve bu dünyada yaşadığınız süre boyunca o aşk belasına tutulun, onu hep yaşayın der. İnsanlar öbür alemden bu aleme geldikleri zaman bebekler konuşmaya başladıkları zamana kadar öbür dünyanın geldikleri alemin sırlarına vakıflarmış. Öyle rivayet edilir. Ve çenesinde gabgab olanlar meleklerin bir izi sayılırmış. Yani melekler onun kulağına tüm kainatın sırlarını fısıldamışlar ve çenesine parmaklarını dokundurdukları zaman da hani bak senin çenene dokunuyoruz, sen bu sırlara vakıfsın demekmiş. O yüzden divan edebiyatındaki sevgili de ilahi tecelliyi düşünülerek böyle dizayn edilmiştir, böyle tasarlanmıştır. Yine şunu da söylemek gerekir. Selvi'dir divan edebiyatındaki sevgili. Elif'e benzetilir. Dost doğrudur ve uzun boyludur. Aynı şekilde bu da hem tasavvufu açıklaması vardır. Nesim'i de gördüğümüz gibi birazdan göreceğiz. Bunları söylemeden geçmeyelim dedim ben. Yani bu dediğin gibi mesela başka bir beyt ne diyor ki? Mah üzere zülfini gece taktım kinlemi. Aşüfte rüzgarı perişan zar eder. Mesela aynı şekilde diyor ki geceleyin diyor hani genel bir tablo vardır.
Ay genelde bulutlar ayın arasına girer ve her taraf karanlıktır. Ayın orada olduğunu bilirsin ama göremezsin. Mesela bu beytinde de aynı şekilde diyor ki saçlarını diyor o ayı örten bulutlar gibi yüzünü örtüyorsun. Yani ben seni o gece göremiyorum ve seni o gece göremediğim zaman işte o dolunayın olduğu vakit var ya diyor. O karanlık vesaire. Ruhan diyor şu anki benim ruh halimde o şekilde diyor. Tekrar mesela saçlarına bir gönderme yapıyor. Bu senin söylediğin divan edebiyatında saçların kullanılması, işte servinin kullanılması vesaire çok fazla kullanılabilen. Evet insanlar diyebilir ki ya sürekli aynı şeyler işte servi, yanağı, gonca vesaire. Zaten divan edebiyatının zarafeti de burada. Ya yani her biri onu farklı bir şekilde işliyor. Öyle bir şekilde işliyor ki. Nüans olarak yani. Ya aynı o, şekilde. Zaten senin demin okuduğun beytte de kesret ve vahdet arasında demin benim söylediğim tenakkuzu görmek mümkün. Sığmazam şiirinin 5. beytinde kaldık. Araya gitmemiz gerekiyor. İstersen aradan sonra devam edelim. Değerli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Değerli dostlar, Edebiyat Kokusu'ndayız. Nesim'i konuşmaya devam ediyoruz. 5. beytte kalmıştık. Devam edeyim. Hem sadefem hem inciyem. Haşrü sirat, munca kumaşu raht ile men bu dükkana sığmazım. Hem istiridye kabuğu benim, hem içindeki inci benim. Mahşer ve sıratın efendisi yine benim. Fedaisi. Efendisinden ziyade fedaisi. Bir de çok değerli bir kumaş olduğum için elbette ki bu dükkana sığmam. Yani benim değilim. Ben kumaşsam ve doğal olarak en değerli kumaş olacağım. Öyle bir kumaş olduğu için de ben bu dükkana sığmayacak kadar değerliyim ve büyüğüm diyor. Belki de ebat olarak da uzunumdur. Peki, teşbih yoluyla Allah'a ve insana, daha doğrusu varlığa gönderme yapıyor. Genci nihan menem, menüş aynı ıyan menem, menuş gevherikam menem, menüş bahriyle kana sığmazam. Gözlerden saklı hazine de benim. Görünenin ta kendisi de benim. Yani hem görünen hem görünmeyen hazine benim. En değerli kaynak olarak ne denize sığarım ne de bu dünyada işte yer altında olan hiçbir madene sığmam. Yer altına sığmayacak kadar değerli bir madenim. Hem görünen hem görünmeyen derken de burada tekrar mesela Allah'a bir gönderme yapıyor. Şimdi Allah'ı görmek isteyen bir insan ne yapabilir? Herhangi bir etrafındaki bir ağaca bakar. Ağacın yapraklarına bakar ve o yaprakların içindeki hücreleri vesaire kendi kafasına bir tasarlar. Yani ister istemez bunun normal kendi kendine olamayacağını algılar. Ya da bu kadar insanın, canlının, parmak izlerinin farklı olması vesaire. Yani bu görünen kısmı, işte bu Allah'ın görünen kısmı. Görmek isteyen insanın görebileceği, hani yaratılıştaki bu kadar çeşidin. Hem de görünmeyen, işte hangimiz Allah'ı gördüğümüzü iddia edebiliriz ki? Tabii ki hiç kimse. Hem görünen benim, hem görünmeyen benim. İşte burada tekrar gönderme yapıyor. En güzel beyitlerinden bir tanesidir. Arç ile ferşü kafinun, mende bulundu cümleçün, kes sözünü uzatma kim, şerhu beyana sığmazan. Yani yer, gök, olan ne varsa ve bu dünya yaratıldığı andan itibaren ve ondan önce yaratılan alemden itibaren her ne varsa Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerin içine sığdırılmıştır. Kur'an-ı Kerim bunları açıklar. Der ki, burada Nesim diyor ki, ben ayetim zaten. Hani Kur'an-ı Kerim'in içinde olan her harf, her işte satır benim, her ayet benim. O yüzden kes sözünü uzatma. Yani daha fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü izahlara sığmam. İzahlara sığmayacak kadar. Çünkü izahı edecek bir insandır. Yorumcudur bunu tefsir edecek. Ben bunlara sığmam ki boşuna yorulma diyor. 8'de diyor ki gerçi muhidi zaman adum Adem durur Ademem. Dar ile kün fekan menem. Mekane sığmazam. Ben mekane sığmazam. Engin bir okyanus olsam da insanım. Ol emriyle yaratıldım. O yüzden ben
ne okyanuslara ne diğer yeryüzü şekillerine, hangisinin içine koyarsan koy ben hiçbirine sığmam deyip devam ediyor. Burada tartışılması gereken bir başka konuda Nesimi'nin dinsiz olarak asılması aslında. Yani biraz daha Nesimi hayatına dönecek olursak, Nesimi 1300'lü yılların sonunda ve 1400'lü yılların başında Halep'e gidiyor. Artık burada tamamen hurufiliği yaymaya başlıyor ve etrafına insanlar toplamaya başlıyor. Bu yayma esnasında artık özellikle Mısır Memlüklülerinin ve Halep din adamlarının tepkisini çok fazla çekiyor. Buradan dolayı dinsizlikle suçlanıyor. Hatta Azerbaycan yapımı bir film vardı Nesimi ile ilgili. İmamettin Nesim. Evet, eski bir film vardı. Eğer izleyenler dilerse orada da takip edebilirler. O filmi bir göz atmakta fayda var. Burada Nesimi hayatını çok güzel işlemiş. Nesimi buraya geldikten sonra artık bir küfür noktasına giriyor ve şunu da insanlar göz önünde bulundurmuyor şu anki insanlar. Şu an bu açıklamayı yapabilecek kadar elimizde bol kaynak vesaire materyal mevcut. Ama o dönemin insanları ben Allah'ım ya da daha doğrusu enel hak kavramı ne demek olduğunu kavrayamıyorlar tam olarak. Çünkü şirk olarak algılıyor. Bunu Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin de enel hak diyebiliyor. En basit bir örneği peygamber torunları. Bunlar peygamberin torunları. Hazreti Muhammed'in torunları. Bu enel hak diyebiliyor. Hallacı Mansur diyebiliyor. Bunu ileride divan edebiyatına Osmanlı'nın içindeki büyük büyük şairler tekrar yer yer, hepsi olmasa da yer yer söyleyebiliyorlar. Enel hakkı söyleyebiliyorlar. Demek ki burada bir incelik var. İşte o dönem insanları bu inceliği kavrayamadığından dolayı Nesimi çoğu insan kafir olarak görüyor. Yani burada aslında kastetmek istediği şey gerçekten kendini Allah yerine koyması değildir diyor. Allah'tan bir parça olmasıdır. Ve zaten Nesimi asılırken tıpkı Hallacı Mansur'daki gibi bir rivayettir bu, tabii ki orada olmadığı için bilemeyiz ama onu asanlar için, Hallacı Mansur da aynı şekilde onu asanlar için af diliyor Allah'tan. Allah'ın onları affetmesini istiyor. Allah'a yalvaran, asılırken bile Allah'a yalvaran bir insandan sonuçta kalkıp da Allah'a inanmadığını ya da Allah'a şirk koştuğunu söyleyemeyiz diye söylüyorum. Sen istersen devam et gazele. Can ile hem cihan menem, dehr ile hem zaman menem, gör bu latifeyi ki men dehrü zamana sığmazam. Canla aynı dünyayı da paylaşan benim, dünya ile aynı zamanı da paylaşan benim. Ama gel gör ki, yani işin ironik latife kısmı buradadır, latif olarak nitelendiriyor. Ne zamana sığarım ne bu dünyaya sığarım. Yani bu la mekan dedik, burada da la zaman. Yani zamana, zamansız ve mekansız. Zamansız ve mekansız. Burada da kastedilen yine Allah'tır. Encüm ile felek menem, vahiy ile melek menem, çek dilini ve epsem ol, ben bu lisana sığmazam. Yani gökyüzü, yıldızlar, onun dışında gökyüzünde bulunan her şey benim ve bunları kontrol eden melek de benim. O yüzden bana dil uzatma. Çünkü ben dile de sığmam. Yani sen benim adımı andığın zaman bile ben senin diline sığmam. Eksik olarak beni zikredersin. Bu eksik, yani nakıs olarak zikretmekten kasıt da zaten Nesimi'nin anlaşılmaması. Senin demin dediğin o zamana göre Nesimi'nin anlaşılmaması ve Allah'a şirk koştuğu, işte kendisini haşa Allah olarak görüyor demelerinde aslında bu beyitte açıklıyor bize. Diyor ki dile de sığmam ben. Sen beni ne kadar anlatabilirsin ki? Yani hiç olan her şeyi görebilir mi? Ya da hiç olan her şeyi anlatabilir mi? Zerre menem, güneş menem, çağır ile pencüşeş menem, sureti gör beyan ile, çünkü beyane sığmazım. Burada da kastettiği şey, anasır-ı erba dediğimiz toprak, su, ateş, hava ve akla gelen diğer elementler, bunların devamı olarak, bunların içinin alt elementleri, bunların hiçbirine sığmam diyor. Çünkü benim senin gördüğün şeklin, yani insanların beni görüp algıladığı şekil manayı ihmal ettiği için, içimi göremediği için sen ne kadar beni anlatırsan anlat hiçbirine sığmam. Zaten Enasr-ı Arba dedin, yani dört ana temel madde. Bunlara zaten şiirinde çok fazla değiniyor. Mesela bir beytinde söyleyeyim. Kafir-i nefsün elinden gel oda gir ey gönül. Gel şehit olmak dilersen çün Hüseyin-i Kerbela diyor mesela. Burada mesela kafirin elinden
Diyor ki aşığın elinden kurtulmak için, yani aşık nefsinin elinden kurtulması için ateşe girmen gerektiğini söylüyor. Burada mesela tekrar ateşten bahsediyor. İşte ateşin içine fırlatılman gerekiyor. Mesela ne yapıyor burada? Şeyin içine Hazreti İbrahim'in... İbrahim'e termih var. Evet, aynı şekilde mesela. Enâs-ı Erbaa çok fazla kullanıyor. Yani bu dört ana maddeyi çok fazla kullanıyor ve sürekli şiirlerinde bunların üstünden göndermeyi çok fazla yapıyor. Aynı şekilde doğa tasvirleri çok fazla. Söylemedik mesela çocukluğunda Kur'an-ı Kerim'e çok iyi Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e vakıf. Hafız aynı zamanda. Evet ve mesela senin dediğin gibi Hazreti İbrahim'i aldığı zaman şiirine ateşe gönderme yaptığını söyleyebiliriz. Telmih yaptığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde ağaç dediği zaman da Hazreti Meryem'e bile gönderme yapıyor diyebiliriz. Çünkü Hazreti Meryem doğum sancıları geldiği zaman elini bir ağaca dayıyor. Hatta o ağaçta eli çıkıyor vesaire. Şu an bile Hristiyanlar bazen çok böyle koyu olanlar, radikal muhafazakar olanlar doğum yapılacağı zaman, yani bir bebek doğacağı zaman nehre bir bitki atarlarmış, yaprak atarlarmış. O yaprak Hazreti Meryem'in elini dayadığı ağacın yapraklarından bir tanesi olduğu düşünülür. O yaprak rahat açıldığı zaman suyun üstünde doğumun da o kadar rahat olacağına inanılırmış mesela. Bu İncil'de de var zannedersem. Burada ona da gönderme yapıyor. Zaten biraz beyitler ilerledikçe Hazreti İsa'ya da gönderme yaptığını göreceğiz. Aynı şekilde Hazreti Musa'ya da. Zat ileyem, sıfat ile, kadr ileyem, berat ile, gül şekerem, nebat ile, piste dehane sığmazım. Sığmazam diye. Yani zat ileyim, sıfatlayım, kadir ile, beratlayım ama ben bitkilerin içine gizlenmiş o gül şekerim. Yani şekerin en güzel haliyim. Bunu kapalı ağızlara sığmam diyor yani. Evet. Şeyt ile hem şeker menem, şems menem, kamer menem, ruhu revan bağışlaram, ruhu revana sığmazam. Burada şems, kamer, demin dediğimiz aynı gökyüzü, ay ve güneş. Aynı şekilde tüm canlılara ruh bağışlayan benim. Demin mesela dedik Hazreti İsa'ya gelecek. Çünkü Hazreti ruh bağışlayan olarak bilinir, nefes bağışlayan olarak bilinir. Nefesiyle çamurdan yapılan kuşlara ruh üflediğini ve onların canlandığını biliyoruz. Burada da bu olaya bir telmih var, gönderme var. Tir menem, keman menem, pir menem, civan menem, devlet-i cavidan menem, inövü ana sığmazam. Ok benim, yay benim, genç de benim, yaşlı da benim. Burada dikkat edersek bir tarama yapıyor. Dünyadaki her şeye bir tarama gönderme yapıyor. Çünkü hani başta dedik ya, o her şeyi kapsıyor, her şey o. Bu da onları ayrıştırarak söylüyor, çözümlüyor. Ve ölümsüzlüğüm hiçbir işaretle tarif edilemem. Yani ben öldüğüm zaman bu benim öldüğüme dair bir işaret sayılamaz diyor bir nevi. Şunu da söyleyebiliriz. Yeri gökü düzen menem, geri dönüp bozan menem, cümle yazı yazan menem, men bu divana sığmazam. Yeri göğü düzenleyen de, geri dönüp bozan da hepsi benim. Tıpkı melek üflediği zaman, İsrafil üflediği zaman her şey bozulacak, kıyamet kopacak. Ondan önce de belki dünyada, Nuh tufanında vesaire, bunları kıyamet olarak adlandıramayız ama sonuçta dünyanın düzeninin bozulması var. Ters yüz olması var, alaşağı olması var. Bunların hepsini de yaparım. Ben yapabilirim. O kudrete sahibim. Çünkü ben o görünmeyen mana kısmında Allah'ım. Haşa huzurdan. Ve diyor ki bu divana sığmam o yüzden. Yine bu mekana sığmam diyor. Nara yanan şecer menem, çarha çıkar hacer menem, gör bu odun zebanisem menem, bu zebane sığmazam. Demin dediğimiz bu ateş, onun dışında ağaçlara yine gönderme yapıyor. Ve burada en son beytte, gerçi bugün Nesimiyem, Haşimiyem, Kureyşiyem, mundar uludur ayetüm, ayetü şana sığmazam. Haşimiyem, Kureyşiyem derken de orada evet, herhalde orada. Kendi ceddine evet. Bir gönderme yapıyor çünkü başına söyledik. Ve diyor ki, benim delillerim bunlardan uludur, ben delile ve şana sığmam. Burada da yine çok girmesek, zamanımız kısıtlı, aslında çok daha uzun açıklanabilirdi. Burada da bir gönderme yapıyor. Nesimi'nin en son asılırken ki bir rivayeti var. Bazı kaynaklarda güçlü bir rivayet olarak söylüyor. Nesimi asılacağı esnada şey geliyor, oradaki kadı geliyor ve kadı ona şunu söylüyor. Fetva veren kadı diyelim. Diyor ki Nesimi'nin diyor, bu o kadar kafir bir adamdır ki ben Allah'ım diyor. Bu adamın kanı yere değse o yere akan kanını alıp toprağa yakmamız gerekiyor. O kadar kötü bir insandır, bu anlamda bir telkinde bulunuyor. Ve orada Nesim'in derisini yüzmeye başlıyorlar.
Yani diyor ki Nesimi'nin kanının dahi bir yere sıçraması o sıçradığı yeri mundar yapar. Aynen. O yüzden Nesimi'nin kanının dahi yakılması gerekiyor. Evet, bunu söylüyor ve bu esnada bu kadının orada Nesim derisi yüzüldüğü esnada parmağına Nesim'in bir damla kanı geliyor. Evet. Ve orada halk artık hadi madem bu kadar şey dedim parmağını kessene. Çünkü mundar oldu o parmağın. Bu kadar günahkar bir insan bu. Orada kesmiyor parmağını. Yıkamakla geçebileceğini söylüyor. Ve orada Nesim'i son söylediği beytlerden biri olduğu rivayet ediliyor. Diyor ki zahidin bir parmağını kessen döner haktan kaçar. Gör bu gerçek aşıkı. Serpa soyarlar acımaz. Ağrımaz. Yani ne diyor? Baştan diyor ki bu Allah'tan Allah yanı, Allah dostu olan insanlar diyor. Sahi. Allah için, evet bu zahitler diyor. Bir parmağını vermekten kaçınırken, acizken diyor. Gör bu kulunu Allah'ım diyor. Senin için diyor. Baştan aşağı bu kulunu soyuyorlar diyor. Senin için bu kadar acıya katlanıyorum. Evet. Evet, aynı şekilde. En sonu bir rivayet daha var. Nesimi derisini sırtına alıp gittiği. Evet. Onu anlat istersen. İstersen sen anlat onu senden. Sen anlat sen. Nesimi bilindiği üzere 3 gün kadar derisi soyularak orada bırakılıyor, teşhir ediyor halk için ve öldüğü can verdiği vakit şehrin 12 kapısından sırtına, soyulduğu derisini sırtına alıp terk edildiği görülüyor. Bu şehrin içindeki gözetleme kulesindeki askerler tarafından görülüyor ve rivayetçiler tarafından bunlar not edilmiş ve günümüze kadar yazılı olarak gelmese de sözlü olarak gelmiş şeylerden bir tanesi. Az önce şeyden bahsettim, ben bunları tekrar değinmek istiyorum. Nesimi'nin şiirindeki göndermeleri. Dedik ya, vahdedi vücut, ben Allah'ım, enel hak demesi. Aslında ben Allah'ım dememiz bir nevi Nesimi'ye hakaret, enel hak dememiz gerekiyor. Çünkü ben Allah'ım dediğimiz zaman belki de küfre gireriz. Yani biz de küfre gireriz, bunun Nesimi de küfre girer. Çünkü Nesim'in direkt ben Allah'ım dediği herhangi bir yer yok. Enel hak diyor, ben hakkım diyor. Şimdi burada mesela Allahu Ekber ey sanem, hüsnüne hayran olmuşum. Kavsi kuzehtir kaşların, yayına kurban olmuşum diye bir gazeli var. Kavsi kuzeh gökkuşağıdır. Senin o gökkuşağı kaşlarına kurban olmuşum diyor. Bu şeyinde bir gönderme var tekrar. Diyor ki zahit benim, abid benim, asi benim, fasık benim. Mümin benim, kafir benim, ben külli insan olmuşum. Yani kabul eden de, inkar eden de, Allah'a secde eden de, Allah'a secde etmeyen de, görünen ne varsa tekrar benim diyor. Ben külli insan olmuşum. Yani bütün insanlık aslında inkar eden de etmeyen de her şey nedir? Her şey Allah'ın bir parçasıdır diyor. Mesela başka bir beyti diyor ki geh çıkmışım İsa kimi çar üstüne oturmuşum. Burada tekrar Hazreti İsa'ya bir gönderme yapıyor. Geh varmışım Yusuf gibi Mısır'da sultan olmuşum. Yani diyor ki Hazreti İsa'ya gönderme yapıyor. O çarha çıkan İsa da benim diyor. Mısır'a sultan olan Yusuf da benim diyor. Burada hem tekrar hem peygamberlere bir gönderme yapıyor. Hem de o peygamberlerin de Allah'ın bir parçası. Onların bir elçisi olduğu kadar bir parçası olduğunu söylüyor. Sarraf-ı bahru kudretim, yakut-u kanı vahdetim. Şimdi gelip Nesimiyem hak ile yeksan olmuşum. Şu anda da diyor Nesimi olarak aynı az önce söylediğimiz gibi hani Yunus diye ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Burada ne diyor? Nesimiyem hak ile yeksan olmuşum, hak ile bir olmuşum diyor. Diye şunu söyleyebiliriz. Bir de çok o konuya girmedik çünkü zor bir konu, işin içinden çıkılmaz bir konu, hurufilik konusu. Nesimi'nin hayatındaki dönüm noktası tartışmasız Fazıl'la Hurufi ile tanışması o ana denk gelir ve Fazıl'la Hurufi'den sonra Hurufili benimsemiş olduğunu biliyoruz. Bundan sonra başka bir Nesim'i görmemiz mümkün. Daha radikal bir Nesim'i görmemiz mümkün. Üslubunun daha sertleştiğini görüyoruz. Daha sembolist diyebiliriz. Yani o dönemde gene bizleri şey yapacaklar, eleştirecekler ama sembolizm deyince illa kesinlikle bu adam ben sembolizm demiş gibisinden bir algı anlamasın. Yani imgeleri daha fazla yani imge yükleyerek. Sistemi, evet. Evet. Yani semboldür bu. Sembolü yükleyerek anlatmaktır. Başka bir şey değil. Ve UNESCO'nun 2017 yılında muhtemelen Nesim yılı ilan edeceğini de adaylardan bir tanesi. Ve şunu da söylemek gerekiyor kesinlikle. Nesim'i ilginçtir ki Murat Hüdavendiger zamanında yaşadı, o döneme rastlar yaşamı. Ve Kanuni'yi şair olarak Muhibbi ve Fuzuli etkilemiştir Nesim'i. Yani kendisinden sonra Fuzuli'yi direkt etkilemiştir. Ve Muhibbi'nin şiirlerinde de Nesim etkisi görülmesi mümkündür. Yani görebiliyoruz. Bayağı zaten kendinden sonra bayağı bir şaire etkiliyor. Ve bu söylem hani Hallacı Mansur ve Nesim'i de biraz sivrildikleri için biraz ön plana çıkıyor. Ama onlardan sonra bunu artık 17. yüzyıla kadar birçok şair söylüyor. Ve hatta Yavuz Sultan Selim döneminde
buna karşılık verecek, yani vahdeti vücuda karşılık verecek Farsça bir eser yazdırtılıyor. Tam olarak şu an kim yazdığı hakkında yok. Böyle bir eser yazdırtılıyor. Ama o 20. yüzyıldan sonra bu vahdeti vücut anlayışı yavaş yavaş ne yapılıyor? Artık antitezler ötmeye başlıyor. Vahdeti vücuda zaten ilk çıktığından beri İslam coğrafyasında çok fazla karşı çıkılmış. Bunu küfür olarak görenler çok çok fazla. Oldukça eleştirenler fazla. Ama dediğim gibi birçok şair tarafından da, büyük şair tarafından da, daha doğrusu alim olarak bilinen insanlar tarafından öngörülmüş ve bu şekilde şiirler yazılmış. Ve mesela şunu da söyleyebiliriz. Cümle bir şeyden olupdur bu cihan yek baregi. Er şu kürsi her du alem bu gamu girdar mest. Eşki süpani meyinden valeh oldu şeyle bil. Er şu mest ferşu mestü kövkebi seyyar mest. Bu cihan bir defada ve hepsi her şeyden meydana gelmiştir. Bir şeyden meydana gelmiştir. Göğün son katı ile onun altındaki levh-i mahfuzun bulunduğu yer, her iki alem yani dünya ve ahiret, bütün işler sarhoştur. Yani o iki göğün altında bulunan ne varsa mest olmak zorundadır diyor. Çünkü bu yine Bezmeres'te gittiğimiz zaman Allah kalu bela dedikten sonra, madem böyle ben de size aşk belasını verip dünyaya yolluyorum diyor ya, orada oradan zaten ben sarhoş olarak dünyaya geliyorum diyor. Fuzul'de görüyoruz ya, dünya men kimem, saki olan kimdir, meyü sahba nedir bilmezem, öyle sermestem ki idrak etmezem. Burada da mesela Nesim'e etkisi vardır diyemeyiz ama en azından Nesim'in kullandığı o literatüri derinliği burada görmemiz mümkündür, ya da imgeleri belki de burada görmemiz mümkündür. Yani elimizden geldikçe beytleri açıklamaya çalışıyoruz ama takdir edersin ki sen de bu beytleri açıklamak öyle bir iki dakikaya sığacak kadar değil. Bunların çünkü katmanları var. Sığmaz. Aynen. Sığmazam. Beytler burada kendileri de haykırıyor. Sığmazam. Anlatabilecek kadar. Bir beyti nereden baksan her bir kelimesini, sadece mesela şurada İsa kimi çağır üstüne oturmuşum demesini bile, yani burada hiç yoksa 15-20 dakika konuşmamız gereken bir konu ama izleyicimize bağışlasınlar. Dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Şunu söyleyebilir miyiz? Nesim'i kendisini yaratıcının bir zerresi olarak görmüştür. Evet. Yaratıcıyı bir bütün olarak görmüştür ve yeryüzünde bulunan, dünya veya dışındaki alemlerde bulunan her şeyin onun bir zerresi olarak görmüştür. Ama Nesim'i konuşan zerredir. Yani Nesim'i bir zerre olduğunun, onun bir yansıması olduğunun farkındadır ve bunu dile getirmiştir. Ama der ki ben bunu biliyorum, dile getiriyorum ama siz beni dile getiremezsiniz, dilinize sığmam çünkü ben onun zerresiyim. Evet. Böyle de bir felsefi duruş var. Ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Sürücü insan olduysa affola diyelim buradan. Evet, sonradan tartışmalar çıkıyor biraz. Şunla kapatalım. Nesim'den bir beyt sen oku, bir beyt de ben okuyayım, istersen öyle kapatalım. Benim aslında en sevdiğim beytlerden bir tanesi bu. Allahu Ekber ey sanem, hüsnünde hayran olmuşum. Kavsi kuzehtir kaşların, yayına kurban olmuşum. Ben de başladığım gibi bitireyim. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Gövher ila mekan menem, gövnü mekana sığmazam. Değerli dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka hafta edebiyata dair başka meseleleri konuşmak üzere karşınızda olacağız. Şiir dolu günler dilerim.